أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm hayır yollarının, hayır mecralarının çokluğuna dair İmam Nevevi'nin hadisler seçtiği bir bölümü okuyoruz. 129 nolu hadisteyiz. An Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den Enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: İza tavadda'al abdul muslimu. Müslüman kul abdest aldığında, evil mu'minu yahut mümin kul abdest aldığında, ravi tereddüt ediyor. Hazreti Peygamber Müslüman mı dedi, mümin mi dedi? Dolayısıyla her ikisini de ifade etmiş. Feghasala vecehahu, ve böylece yani abdest aldığında, yüzünü de yıkadığında, خَرَجَ مِنْ وَجِهِ كُلُّ خَطِيَةٍ, daha o yüzünü yıkarken yüzünden hatalar dökülür. Yüzünden, özellikle yüz bölgesinde en çok hata işlediğimiz gözlerimiz. نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَلْمَ, söz gelimi gözleriyle baktığı günahlara dair yanlışlar. Yüzünü yıkarken suyla beraber bunlar dökülür. مَعَلْمَاءِ اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ, yahut ravi diyor ki belki suyun son damlasıyla, yani yıkadığı suyun son damlasıyla birlikte yüzündeki birikmiş hataları, günahları dökülür. Burada zikredilmese de gözler örnek verilmiş, yüzümüzde bulunan ağız, dolayısıyla dudaklarımız, dilimizle dudaklarımızla işlediğimiz, konuşarak gerçekleştirdiğimiz günahlarımız. Umulur ki bunlar da vecih kapsamı içerisinde olduğu için, ki vecihin içerisinde olduğundan ağzımızı da suyla yıkıyoruz. Dolayısıyla kul bu yüzünü yıkadığında gözlerinden, ağzından sadır olan, gerçekleştirdiği yanlışların, günahların tamamının yıkadığı su ile birlikte temizlenmesini Allah Azze ve Celle'den umar. O bakımdan bizim abdest alışımız sadece bedenimizi görünürde temizlemekten ibaret değil, bu su ile birlikte, ki su son derece farklı bir cevherdir, Allah Azze ve Celle'nin bize bahşettiği bu su ile yüzümüzü yıkarken günahlarımızdan da arınmayı, Cenab-ı Hakk'ın günahlarımızı da bağışlamasını umarız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Çünkü o kıyamet günü, o mahşeri kalabalıkta müminleri tanıyıp çağıracağından söz etti bir rivayette. Orada sahabenin birisi soruyor ki, ya Resulallah, yani o mahşeri kalabalıkta siz onları nasıl tanıyacaksınız diye. Allah'ın Resulü dedi ki, onları ben sekili atlar gibi tanırım. Nasıl atların ayaklarında, ellerinde sekileri olur, hemen belli olurlar. İşte müminlerin de ellerinde, ayaklarında aynı öyle beyazlıkları olur. Abdest almalarından ötürü. Abdest azaları sürekli bunları dünyada tekrarlayıp durur müminler. Görmediğimiz bir boyutta o yüzleri, kolları, ayakları öylesi beyazlatır ki o yeni yaratılışımızda bunlar karşılığını bulur. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mahşeri kalabalığın ortasında dahi dünyadan ahirete abdest ile, namaz ile irtihal etmiş kimselerin hemencecik tanınacağını haber verdi. Bu bakımdan bu okuduğumuz rivayette bu işlemin kişideki etkisini görüyoruz. Dolayısıyla yüzünü yıkıyor ama yüzüyle birlikte günahlarını yıkadığını düşünüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'den mağfiretini umuyor. Cenab-ı Hakk'ın bağışlaması beklentisini bu eylemine eşlik ediyor. O bakımdan Allah'tan nasıl ya Rabbi beni bağışla diye tövbe edip yalvarıp yakarmak bir dua, niyaz, beklenti ise, aynı beklentiyi her duasında yaptığı gibi her abdest alışında da
eylemiyle ilişkilendirmiş. Böylece Allah'ın Resulü'nün bu rivayetten bize öğrettiği, yüzünü yıkarken gözlerinde biriken günahları, ağzında biriken günahları, yüzündeki günahları da Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasını uman bir niyetin arka planında gerçekleşse bu işler, bu kez karşılığı muazzam olur. Kul bunun gerçeğinin böyle olduğunu bilmeli ve bu arka plandaki düşüncesini buna eşlik ettirmeye olabildiğince çalışmalıdır. فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ Ellerini yıkadığında da خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَةٍ Ellerinden de her hataları çıkmaya başlar. كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ Yaptığı, o elleriyle yaptığı günahlar o yıkadığı su ile birlikte dökülmeye başlar. اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ Yahut suyun son damlasıyla birlikte dökülür. Rivayette böylece kulun ağzıyla, yüzüyle ve elleriyle işledikleri. Zaten bir insanın çıktıları dediğimiz, yani bir insandan dışa vuran ne var diye baktığımız zaman ya söz olur, ki en çok söz olarak dışa vurur bizden tercihler, sözler ve bir de eylemimiz var. İki şey üretiyoruz ağırlıklı olarak, ya söz ya da hareket üretiyoruz. Sözleri ağzımızla ifade ediyoruz. Yüzümüzü yıkarken onun aklanmasını, paklanmasını, aynı şekilde bir eylem olarak hareketin bir parçası gözlerimizle sağa sola bakmamız, bir insanı ayıplamamız yahut kızmamız, hepsinin içerisinde mimiklerimiz ve jestlerimiz yer alıyor. Tüm bunları abdest ile her defasında yenilediğimizi düşünelim. Abdest ile her defasında taptaze kılmaya çalıştığımızı, üzerine biriken kirleri, günahları, pislikleri ortadan kaldırmaya ve böylece Allah'ın mağfiretini ummaya yöneldiğimizi düşünelim. Çünkü okuduğumuz hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna dair bir anlatımda bulunuyor. فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ Sıra geldi ayaklarına. Ayaklarını yıkadığı zaman خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ Ayaklarıyla yürüdüğü her yanlış iş, fiil, davranış, yürüyerek gerçekleştirdiği bunlar suyla beraber dökülmeye başlar. اَوْ مَعَ اَخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ Yahut suyun son damlasıyla birlikte dökülmeye başlar. حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا Ta ki tertemiz olsun مِنَ الذُّنُوبِ Günahlardan büsbütün arınmış olsun. Kişinin abdest alırken dahi tövbe etmeyi düşünmesi, niyet etmesi, her abdestine tövbeyi niyet olarak eşlik ettirmesi, Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulullah üzerinden bize öğrettiği bir aklanma, paklanma vesilesidir. Kul günahtan azade olamayacağına göre sürekli düşe kalka belli yanlışlar üzerine olduğu için, o yüzden namaz da abdest de hayatımızın içerisinde sürekli tekrarlanır. Biz ancak bu kadar abdestle, bu kadar namazla bu günahların hakkından gelebilmeye, onları azaltmaya, işlediklerimizin Allah Azze ve Celle katında affedilmesine bir yol bulabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği son derece değerli araçlar bunlar. Bir de düşünün ki bunlardan vazgeçsek, sadece günah biriktirsek, Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyebileceğimiz bu randevu aralıklarını kıymetlendirmezsek, hayatımızda bunları es geçsek, o zaman bu bizim açımızdan korkunç olur ve akıbetimiz açısından büyük bir bedbahtlığa dönüşebilir. Okuduğumuz bu rivayet İmam Müslim'in sahihinde yer almış. Ravahu Muslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.